Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kendi sosuyla pişen harika bir makarna tarifim var. Üstelik tavuklu. Burada iki parça kadar kemiksiz tavuk butu kullandım. Dilerseniz göğüs eti de kullanabilirsiniz. Şöyle kızgın tavanın içerisine alıyorum ve gördüğünüz gibi pişiriyorum. Suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim. Daha sonra sıvı yağını ekleyelim. Ben bu şekilde yapıyorum. Dilerseniz önceden de sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Haşlamak yok, beklemek yok. Tek bir tencerede, üstelik bulaşık da çıkmıyor. Gerçekten çok kolaylık. Mutlaka kapağını kapatarak pişirelim ki buharında hem pişsin hem de gördüğünüz gibi yumuşasın. İyice kızartacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki makarna hemen haşlanıyor, pişiyor. Tavukları öncesinde iyice kızartacağım. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz. Sayfamda da makarna ile ilgili birçok tarifim mevcut arkadaşlar. Kremalı, kıymalı, normal sade domatesli. Yani istediğiniz tarifi bulabilirsiniz. Üzerine çeyrek çay bardağı zeytinyağı aldım. Şöyle yine bol yağlı olmalı ki makarnamız lezzetli olsun arkadaşlar. Hiç de yağsız olduğunda lezzetini bulamazsınız. Daha sonra tereyağı da ekleyeceğim. Öncesinde eklemiyorum ki yanmaması için. Bir tane orta boy soğanı gördüğünüz gibi ince ince doğradım. İçerisine alıyorum. İki tane büyük yeşil biber ekliyorum. Onları da aynı küçük küçük doğradım ve uzun uzun doğradım. Tavuk etlerini de jülyen şeklinde doğradım arkadaşlar. Dilerseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Bütün sebzeleri aynı şekilde jülyen şeklinde doğradım. Evet, sebzelerle birlikte biraz daha kavuracağım. Ve içerisini şöyle gördüğünüz gibi yarım yemek kaşıktan biraz fazla tereyağı ekledim. Tereyağı gerçekten pilava ve makarnaya çok lezzet katıyor arkadaşlar. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. 2 diş sarımsak ekliyorum. Sarımsakları da küçük küçük doğradım. Mutlaka sarımsak ekleyin. Gerçekten lezzetini ikiye katlıyor. Gördüğünüz gibi sarımsak ve tereyağını sonradan ekledim ki yanmaması için. Artık şöyle iyice karıştırıyorum ve artık güzelce kızardı. Salçayı kavurmak için biraz yer açtım. Şöyle bir yemek kaşığından biraz eksik salça ekledim. Salçayı da kavuralım. Çiğ kokusu mutlaka çıkması gerekiyor. Yemeklerinizde salçayı mutlaka kavurun arkadaşlar. Hem bu sayede midenizde yanma ve ekşime yapmayacaktır. Şöyle 1 dakika kadar salçayla kavurdum ve üzerine domates ekliyorum. 3 tane orta boy domatesi rendeleyerek kullandım. Eğer konserve varsa onları da ekleyebilirsiniz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olacaksınız. Domates gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kıvamını aldı. İçerisine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ve tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Eğer ki farklı baharatlarda kullanmak isterseniz ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra artık makarnaya ekleyeceğim. Sosunda pişen enfes bir makarna oluyor. Mutlaka hiç denemediyseniz denemenizi öneriyorum. Yarım paket makarna ekliyorum.
verdiğim sos tarifi tam yarım paket makarnaya göre arkadaşlar. Yarım paket makarna yeterli geliyor. Eğer ki bir paket kullanacaksanız lütfen malzemeleri arttırmanızı tavsiye ederim. İyice karıştırarak 2-3 dakikada bu şekilde makarna ile birlikte kavuracağım ve daha sonra üzerine suyunu ekleyerek pişirmeye bırakacağım. Su miktarı veremiyorum. Her marka makarna su çekme derecesi farklıdır arkadaşlar. Üzerine geçinceye kadar su ekledim ben. O şekilde sizlere tarif edebilirim. Şöyle bakın, gördüğünüz şekilde üzerine geçinceye kadar ekledim ve kısık ateşte pişiriyorum. En önemli püf noktası. Kısığa mutlaka getirin. Ocağın en kısık ayarında pişirmenizi tavsiye ederim. Şöyle kontrol ediyorum. Gayet güzel bir şekilde pişmeye başladı. Biraz daha suyu var. İyice suyunu çektireceğim. Ve artık makarnam servise hazır. Şöyle gerçekten dumanı üzerinde ben çok fazla dinlendiremedim. Mutlaka 10-15 dakika dinlendirin. Yemek ve makarnalar dinlendikçe güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle biraz dinlenmesine müsaade edin. Ben acele olduğu için işim çok fazla dinlendiremedim. Şöyle 5 dakika kadar dinlendirdim. Artık servise geçebiliriz. Eğer tariflerimi yapıyor, deniyorsanız yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Hatta bu tarifimizin içerisine, sosun içerisine krema da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Yarım paket krema ekleyebilirsiniz. O şekilde tarifimde mevcut. Kremalı da çok yakışıyor makarnaya. Evet. Yemeğim servise hazır. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet, şifa olsun diyorum. Şöyle yakından da göstereyim ve artık videomun yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hiç denemeyenler için tavsiye ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Hoşça kalın.